Uyuşturucunun pençesinden Iron Man'e. İmkansızı başaran bir adamın öyküsü. Robert Downey Jr. Yetenekle dolu ancak karmaşık bir çocuklukla başlıyor. 4 Nisan 1965'te New York'ta doğduğunda, dünyaya merhaba dediği an, onun ne kadar sıra dışı bir yolculuğa çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Babası Robert Downey Sr., bağımsız film dünyasının tanınmış bir yönetmeni ve aktörüydü. Annesi Elsie Ann Ford ise zarif ve yetenekli bir aktristi. Robert Downey Jr.'ın çocukluğu, ailesinin sürekli taşınmalarıyla geçti. Ancak ailesinin boşanması, onun hayatında büyük bir değişikliğe neden oldu. Annesinden ayrılıp babasıyla Kaliforniya'ya taşınmak zorunda kaldı. Bu değişim, genç Robert için duygusal bir travma yarattı. Santa Monica Lisesi'ne başlamış olsa da, sanatın çağrısına karşı koyamadı ve 16 yaşında okulu bırakıp New York'a geri döndü. Bu karar, onun kariyerinin ilk adımlarını atmasına vesile oldu. Robert'ın hayatında en büyük mücadelelerden biri, genç yaşlarda tanıştığı uyuşturucu bağımlılığıydı. Babası, bağımsız film dünyasında adından söz ettirirken, aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığıyla da mücadele ediyordu. Küçük Robert, babasının izinden giderek çok genç yaşta uyuşturucuyla tanıştı. Bu, onun için zorlu bir sürece kapı açacaktı. Birçok ufak film ve dizi rollerinde kamera karşısına geçmeye başlamıştı bile. Fakat 1987'de Less Than Zero filminde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı genç rolü, onun yeteneğini ortaya koydu. Bu rol, Robert'ın kendi yaşamındaki karanlıkla yüzleşmesine de neden oldu. Ekranda sergilediği performans, onun iç dünyasında yaşadığı fırtınaların bir yansıması gibiydi. 1992'de Charlie Chaplin'in hayatını anlatan Chaplin filmindeki rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu rol için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi, hatta keman çalmayı ve sol eliyle tenis oynamayı öğrendi. Bu çabalarının karşılığı olarak en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Ancak bağımlılık sorunları kariyerinin önüne geçmeye devam etti. Kendisi de bu dönem için şöyle diyor: "Chaplin gibi bir efsaneyi canlandırmak benim için büyük bir onurdu. Ancak kendi içimde yaşadığım savaşları kimse bilmiyordu. Her gün farklı bir mücadeleyle uyanıyordum." 1990'ların sonlarında Robert'ın hayatı bir dizi hukuki sorunla doldu. Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından defalarca tutuklandı. Bu dönemde kariyeri ciddi bir darbe aldı ve birçok projeden çıkarıldı. 1999'da şartlı tahliye ihlali nedeniyle hapse girdi. Hapishane günleri onun için hem bir ceza hem de bir farkındalık süreci oldu. Bu zor zamanlar onun kişisel hayatında ve kariyerinde bir dönüm noktası olacaktı. Hapisteyken düşündüğü anları şu sözlerle ifade eder: "Kendimi dibe vurmuş hissediyordum. Ama orada, dört duvar arasında otururken, ya bu şekilde devam edecek ya da hayatımı değiştireceğim dedim. Bunu başarmam gerektiğini biliyordum." 2000'li yılların başında Robert Downey Jr. rehabilitasyon programlarına katıldı ve bağımlılıkla mücadele etmeye kararlı bir şekilde adım attı. 2003'te The Singing Detective filminde rol aldı ve bu onun için yeni bir başlangıç oldu. Aynı yıl Ally McBeal dizisindeki performansıyla Altın Küre kazandı. Ancak bu başarılar onun tamamen temiz kaldığı anlamına gelmiyordu. Birkaç kez daha tutuklandı ve rehabilitasyon sürecine geri döndü. Dipten çıkarken sürekli aşağıya çekilen Robert geleceğini değiştirecek adıma yaklaşıyordu. Ve onca bağımlılıkla geçen yıllardan sonra Robert'ın hayatını değiştirecek rol geldi: Tony Stark. 2008, Robert kariyerindeki en önemli yıl oldu. Marvel Studios, onu Tony Stark Iron Man rolü için seçti. Iron Man filmi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bu rol, onun sadece kariyerinde değil, hayatında da bir dönüm noktası oldu. Robert, Iron Man rolüyle dünya çapında üne kavuştu ve milyonlarca hayran kazandı. Bu başarı, onu Hollywood'un en yüksek ücretli aktörlerinden biri haline getirdi. Bu dönemi şöyle anlatıyor:
Iron Man benim için sadece bir rol değil, yeniden doğuşumun simgesiydi. Tony Stark'ın içsel mücadeleleri benim kendi hayatımdaki savaşlara çok benziyordu. Videomuzu onun şu sözleriyle bitirelim. Hayatınızın ne zaman dönüm noktası olacağını bilemezsiniz. Ama kendi mücadelelerinizle yüzleştiğinizde ve yeniden ayağa kalktığınızda gerçek başarıyı bulursunuz. Eğer Robert Downey Jr.'ın bu etkileyici hikayesi sizi etkilediyse ve kanalımızda daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni ve ilham verici videolarla karşınızda olacağız. Siz de yorumlar kısmında Robert Downey Jr. hakkındaki düşüncelerinizi ve hangi ünlü kişilerin hayatlarını merak ettiğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hep birlikte ünlülerin hayatlarına dair bilinmeyenleri keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.